Değerli arkadaşlar, değerli milletvekili çalışma arkadaşlarım, partili arkadaşlarımız, basının çok değerli emeklileri, grup toplantısı vesilesiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hepinize ayrı ayrı hoş geldiniz, şeref verdiniz diye. Öncelikle geçmiş Ramazan bayramınızı bir kez daha kutluyorum. Ramazan belki bölgemize, topraklarınıza henüz barışı getiremedi ama barış umudunu da büyüterek bayramı idrak ettik. İnşallah bir sonraki bayramlar bayram tadında geçer temennisini buradan tekrarlamak istiyorum. Değerli arkadaşlar, 21 yıl önce Bosna'da, Srebrenica'da bir insanlık dramı, bir soykırım gerçekleşti. Onun 21. yıl dönümü anmaları bu yıl yapıldı. Biliyorsunuz Avrupa'nın tam da orta yerinde, Avrupa'nın merkezinde, bütün dünyanın neredeyse gözleri önünde Birleşmiş Milletler ve NATO'nun da belki yardımıyla, desteğiyle aslında gerçekleşen bir yakın tarihimizin soykırımından söz ediyoruz. Öncelikle bir kez daha bu soykırımda yaşamını yitirenleri rahmetle, minnetle andığımızı belirtmek istiyorum. 10 bine yakın, aslında resmi rakamlar hiçbir zaman teyit edilemedi ama 8372 sivil Boşnak Müslümanın katledildiğine dair, yakın tarihte Avrupa'nın orta yerinde soykırıma tabi tutulduklarına dair bir gerçek, bir acı gerçekle karşı karşıyayız. Çok uzun değil işte, 20-21 yıl önce insan hakları ve demokrasinin en ileri olduğunu düşündüğümüz, belirttiğimiz ya da iddia edilen Avrupa'nın tam da göbeğinde Sırp liderler tarafından ve canlı yayınlarda kadın, çoluk, çocuk demeden katlederek, şehirleri yakıp yıkarak, kadınlara tecavüz ederek bir soykırım gerçekleştirdiler. Özellikle de dünya savaşlarından, birinci ve ikinci dünya savaşından ders çıkarmak adına insanlığın inşa ettiği Birleşmiş Milletler gözetiminde, neredeyse Birleşmiş Milletler'in komutan olarak oraya gönderdikleri komutanların da gözleri önünde bu soykırım gerçekleştirildi. Yani devletler artık Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan bu faciayı tekrar yaşamayalım diye bir örgüt kurdular. İsmi Birleşmiş Milletler, ama ne milletle ne halkla hiçbir alakası olmayan, aslında Birleşmiş Devletler olması gereken, ismi Birleşmiş Devletler olması gereken o örgütün de gözetiminde maalesef ki gerçekleşti. Ve NATO'nun silahlarıyla, NATO'nun hiçbir şekilde müdahalede bulunmadığı bir süreçle o soykırım gerçekleşti. Şimdi insanlık belki ilk defa yakın tarihte Avrupa'da en son olarak onu hukuki, resmi olarak da soykırım olarak tanıdı. Sorumluları işte kısmen yargılandı, yargılanıyor. Ama oradan hiçbir ders çıkarılmadı. Tam tersine soykırım, katliam politikasıyla halkların teslim alınma politikasının başarılı olduğu sonucu elde edildiği için benzer uygulamalar dünyanın birçok yerinde halen devam ediyor. Avrupa bu konuda büyük suç ve günah sahibidir. Ne bunlardan ders çıkarıp kendi tarihine, geçmişine yakışır bir öz eleştiri yapmıştır, ne de dünyanın başka yerlerinde benzer şeylerin yaşanmaması için sorumluluk üstlenmiştir. Almanya, Fransa başta olmak üzere kendi topraklarında yaşanan soykırımlar ya da başka topraklarda yaşattıkları, Cezayir'de olduğu gibi katliamlar, soykırımlar, işgaller, sömürgecilik politikalarının nelere yol açtığını hiçbir zaman sorgulamaya fırsat dahi vermeyen bir Avrupa anlayışıyla halen günümüzde karşı karşıyayız. Nereden çıkarıyoruz bunu? Yanı başımızda halen bütün Somali, Afganistan, Pakistan'dan Suriye'ye, Libya'ya, Lübnan'a, Filistin'e, Kürdistan bölgesine ve Türkiye coğrafyasına kadar yaşananlara bir bakalım. Halen ya bütün bu suçların ortağıdırlar, ya planlayıcısıdırlar, ya sessiz kalarak destekçisidirler. Şırnak'a bakalım. Yani kıyaslamak belki çok yerinde olmayabilir ama İkinci Dünya Savaşı'nda yaşananlara benzer şeyler şu anda Şırnak'ta, Cizre'de yaşanıyor. İşte Bosna'da bir soykırımdan söz ediyoruz 21 yıl önce.
bir utanç abidesi olarak orada duruyor da 21 gün önceden söz ediyoruz. Aynı şeyler Şırnak'ta, Cizre'de yapıldı. 21 yıl önce değil. Ve Avrupa yine sessizdi. Ya bizim ülkemizin yöneticileri bütün bunları yaparken işte Bosna'daki sessizliğe güvenerek bunları yaptılar. Suriye'de yaşanan katliama, Bağdat'ta yaşanan katliama, Somali'deki katliamlara dünyanın sessiz kalmasından güç aldılar. Yapıyorlar hala. Türkiye'nin büyük bir kısmının bundan haberi bile yok. Kendi ülkemizin 81 vilayetinden biri, Şırnak örneğin, yok edilmiş durumda. Bakın bu konudaki örnekler fotoğraflarıyla sizlere şurada bakın. Sadece 1937'de İspanya İç Savaşı'nda Bask bölgesinin Guernica şehri. 1937. Bu fotoğraf Guernica'da çekilmiş. Bu fotoğraf 2 ay önce Şırnak'ta çekildi. 81 şehrimizden biri Şırnak bu. Kimin kaç kişinin haberi var tam olarak? 1937 İspanya Bask bölgesi, 2016 Şırnak. Bosna'yı konuşalım, bütün katliamları, soykırımı konuşalım da şunun terörle mücadeleyle nasıl bir alakası olabilir? Biri çıksın anlatsın. Şu nasıl bir terörle mücadele anlayışıdır? Bakın burada İspanya'daki diktatör şu yıkıntıyı oradaki direnişçiler yaptı dedi. Geri çekilirken cumhuriyetçiler Guernica'yı yakıp yıktılar dedi. Şimdi bizdekine sorsanız o da aynı şeyi söyleyecek. Oysa kendi emri ve talimatıyla Şırnak'ta tank veya top atışı değmemiş, isabet almamış tek bir bina kalmayacak dediler. Emir bu şekilde, talimat bu şekilde. Zaten saraydaki zatın şehri uzaktan dışarıdan vurarak teröristlerden temizleyeceğiz talimatını canlı yayınlarda duydum. 90 bin kişilik şehir, bomboş. %75'i şu şekilde şu anda. Ev yok, iş yeri yok, eşyaları yok. 90 bin kişilik nüfus aylardır şehrin dışındaki köylerde, çadırlarda yaşıyorlar. Önümüz sonbahar, kış ve yıllarca inşa edilemeyecek. Cizre böyle, Yüksekova böyle, Nusaybin böyle, Silopi kısmen böyle, Sur kısmen böyle. Ve buna terörle mücadele diyorlar. Bakın Şırnaklılar bunu kimin yaptığını iyi biliyor. Vanlılar, Diyarbakırlılar iyi biliyor. Hakkarililer iyi biliyor. Ardahanlılar, Urfalılar, Antepliler iyi biliyor. Kayserililer, Samsunlular, Trabzonlular, Tekirdağlı, İzmirli, Antalyalılar da bilmelidirler. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti kendi emriyle, ordunun tank top atışlarıyla yapmıştır. Bu terörle mücadele olamaz. Terörle mücadele adı altında sivil bir yerleşim birimini tümden askeri güçlerce yakıp yıkmak savaş suçudur, insanlık suçudur. Bosna'dakiler bu yüzden yargılanıyorlar. Sırp kasapları bu yüzden Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılandılar. 1200'e yakın sivil katledildi. 1200. Operasyonların bittiğinin ilan edildiği günden bu yana Şırnak'ta top atışları durmadı. Şu anda iş makineleri çalışıyor. Sağlam kalan binaları da yıkıyorlar. Bir şehirden söz ediyoruz ya. Bir sokaktan, bir apartmandan söz etmiyoruz. Ve bunların bir tek suçu var. Söyleyeyim. Öyle terörle mücadeleyle falan alakası yok. Kürttürler. Kürt halkı yaşıyor. Tek suçları budur. AKP'ye boyun eğmeyen Kürtler yaşıyor orada. Tek suçları, günahları budur. Cumhuriyet tarihi boyunca defalarca bunu yaptılar. Defalarca denediler. Dersim'de bunu denediler. Ağrı'da, Zilan'da bunu denediler. Sason'da bunu denediler. Sivas'ta, Koçgiri'de aynı şeyleri yaptılar. İlle Kürt kendi kimliğini inkar edecek. Türk milleti adı altında Türk kimliğini zorla kabul edecek. Etmeyene bunu yaparız diyorlar. Şu anda ordunun yaptığı da budur. Jandarma genel komutanı açıklama yaptı. Doğru dedi, operasyonlar bitmiş ama biz batıdaki jandarma özel harekat kuvvetlerini Şırnak kent merkezinde eğitime tabi tuttuk diyor. Eğitimleri devam ediyor. Meskun mahal eğitimi yapıyorlar. Yani sağlam kalan evlerde de eğitim amaçlı operasyonlar devam ediyor.
Jandarma özel harekat şu anda Şırnaklıların evini, iş yerini hiç yere yıkmaya devam ediyor. Eğitim alanı, Şırnaklı'nın kendi yaşam alanı eğitim alanı olmuş durumda. Bakın bunlar bugün duymazdan gelebilirsiniz. Bugün yokmuş gibi davranabilirsiniz. İşte 21 yıl önce Srebrenica'da, Bosna'da da bütün dünya yokmuş gibi davrandı. 8372 kişiyi katlederken, şehirler yakılıp yıkılırken, kadınlara tecavüz edilirken, çocuklar öldürülürken bütün dünya sessiz kaldı. Yokmuş gibi davrandılar. NATO, Avrupa, Birleşmiş Milletler orada hiçbir şey olmuyormuş gibi davrandılar. Tam tersine sessiz kalarak destek oldular. Sırp generallerinin arkasında durdular. Bugün sessiz kalıyorsunuz. Fakat yarın bunların hesabı sorulacak. Zannetmeyin ki evlerini yakıp yıktığınız, iş yerlerini yakıp yıktığınız insanlar size boyun eğecek. Zannetmeyin. AKP iktidarına sesleniyorum. Saraydaki zata sesleniyorum. Sen zevk sefa içerisinde yaşıyor olabilirsin. Sizin çocuklarınız kumarhaneden çıkmıyor olabilir. En küçük harcamanız bir işçinin 10 yıllık maaşına denk geliyor olabilir. Sizin halktan, milletten haberiniz olmayabilir. Ama o alay ettiğiniz, evini başına yıktığınız millet günü gelir sizin sarayınızı başınıza yıkar. Neye uğradığınızı şaşırırsınız. Bakın orada yıkılan camiler, operasyonlarda görüntüleri var. Başbakan diyeceğim de başbakan yok ortada. Saraydaki zat çıksın inkar etsin. Bahçelievler Mahallesi'nde Kadiri Camii, Dicle Mahallesi'nde Darüsselam Camii ve Yarka Camii, Cumhuriyet Mahallesi'nde Hacı Agit Uğur Camii, İsmet Paşa Mahallesi'nde Büyük Camii ve Yeni Mahallede Geylani Camii. Tank ve top atışlarıyla yerle bir edildi. Camilerin ismini söylüyorum. İnkar ediyorsan görüntüleri var. Yayınlanıyor, sizler izliyorsunuz. Belki merkez medya bu görüntüleri yayınlamaya korkuyor. Hepsi baskı altında ama sosyal medyada bu görüntüleri izliyorsunuz. Tank atışıyla camiler yakılıp yıkılıyor. Bunları yapıyorlar işte. Ve birlikte yaşama, birlikte bu ülkede ortak vatan duygusunu yok etme adına ne gerekiyorsa onu yapıyorlar. Böyle bir ortamda şiddet, terör destekçisi biz oluyoruz. Bu beyefendiler, bu hanımefendiler de ülkenin ileri demokrasisini temsil ediyorlar. Böyle bir komedi olabilir mi ya? Lice'deki durum da aynı. 15 gün boyunca operasyon yapıyoruz adı altında. Tam bir fiyasko gerçekleştirildi. Efendim binlerce dönüm Hint keneviri esrar tarlaları varmış. Bakın ben orada avukatlık da yaptım. Askerle ortaklık yapmayan hiç kimse orada kenevir ekemez. Birçok dosyada da vardır. Beraber yargılanıyorlar. Jandarma karakoluna payını vermeyen birkaç ailedir orada. Bu işi beraber yaparlar. Yeri geldiğinde de bütün Lice'yi suçlu ilan edip dağ taş demeden bombalayıp efendim biz orada kenevir temizliyoruz. Kusura bakma. Önce senin emir komuta altındaki komutanlara bir sor bakalım. Orada esrar ekilmişse karakolun bilgisi dışında nasıl ekilmiş? Karakolun bahçesinden gözle görülüyor. Senin komutanın izin vermeden, payını almadan hangi yıl buna izin vermiş? Yok böyle bir şey. Orada amaç sivil halkı, Lice halkını cezalandırmak. Varsa suç işleyen esrar mı ekmiş, askerle ortak mı yapmış? Hepsini alabilirsin. Fakat savaş uçaklarıyla köyleri bombalamanın, İnsanları yakmakla tehdit etmenin, sivil insanları işkenceden geçirmenin, terörle mücadeleyle, efendim, kenevirle, esrarla mücadeleyle nasıl bir alakası olabilir? Binlerce askerle 15 gün boyunca orada bütün köylülere zulüm yapıldı. Yine terörle mücadele maskesi adı altında sivil halk, HDP'ye oy vermiş halk tehdit edildi. Lice'de yaşanan da bu, Sur'da yaşanan da bu. Kaldı ki bütün bunların çözümü basit bir ilkeli ahlaklı bir yönteme de dayanabilir. Müzakere diye bir şey var ya. Masa diye bir şey var ya. Sen dünyanın kavga ettiğin bütün ülkeleriyle ilkesizlik üzerine barışacaksın.
kendi toplumuna, kendi vatandaşına, kendi yurttaşına kin kusmaya, öfke kusmaya devam edeceksin. Ya Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı, Kürt'ün, Alevi'nin senin nazarında Putin kadar kıymeti yok mu ya? Putin'den dilediğin özrü, Putin'e yazdığın ağlamaklı mektubun onda birini kendi yurttaşına yazamıyor musun? Bu ülkenin vergisini veren, askerliğini yapan, bu ülkeyi ayakta tutan yurttaşı senin gözünde Türkiye'nin uçağını düşüren Rusya'dan daha mı kıymetli? Görünen o. Peki Gazze'yi yıllardır abluka altında tutup Filistin halkına zulüm yapan, Mescid-i Aksa'ya her seferinde postallarıyla girdiği için sizin tarafınızdan özellikle terör devleti ilan edilen, çocuk oyun parkında, plajlarda çocukları katletti diye buradan bas bas bağırdığınız İsrail hükümeti kadar kıymeti yok mu senin yurttaşların? Yokmuş. Bu dönemdeki ilkesiz politikadan bunu da anladık. Bakın İsrail'le, Rusya'yla, Suriye'yle, hatta Mısır'la veya dünyanın başka bir ülkesiyle Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri ilişki geliştirebilir. Bizim hedef olarak buna itirazımız yoktur. İlkeli olmak zorunda. Biz buna bakarız. İlkeli olacak. İlkeler üzerine bir ilişki kuracaksınız. Bunu yapmadığınız zaman ülkenin itibarı diye bir şey kalmaz. Bizim eleştirdiğimiz şey ilkesizliktir. Şimdi gidip Davos'ta One Minute diye artistlik yapacaksın. Aynı dönemlerde İsrail'le yapılan ticareti %300 artıracaksın. Bak rakamlar burada çıksın inkar etsindir. One Minute'ten sonra İsrail'le olan ticaret 1.3 milyardan 4.2 milyar dolara çıkmıştır. One Minute artistliğinden sonra. Çünkü görüntüde bir İsrail-Yahudi düşmanlığı, bunun üzerinden iç politikada oy devşirme, el altından da İsrail hükümetiyle her türlü ticari, askeri işbirliğini sürdürme politikası var. Ve İsrailli yetkililer, bakın ne demiş bir tanesi? İşte Filistin davası gibi bir davayı savunuyor gibi bir tiyatro oynuyor AKP hükümeti, ama hani bizimle yürüttüğü ticaret İsrail'in işine yarıyor. Dolayısıyla biz de buna ses çıkarmıyoruz diyordur. Suriye'deki kriz meselesiyle bakın BBC'ye verdiği demeçten alıyorum. Şöyle demiş İsrail yetkili. Türkiye hükümeti İsrail'e bayılmıyor ama iş ticarete gelince İsrail bundan yararlanıyor. Ürdünlüler de istediklerini alıyor. Dolayısıyla herkes kazançlı çıkıyor. 2014. Mavi Marmara krizi. Oradaki katliam. Gazze, Filistin meselesi, bunların hepsinin Türkiye'de can alıcı bir iç politika malzemesine dönüştüğü günlerden söz ediyorum. Bütün askeri ihaleler AKP döneminde birkaç katına çıkmış. Ya ticareti artırıyorsun, askeri işbirliğini artırıyorsun. Tamam. Ticaret yapma demiyoruz, yapsınlar. İsrail toplumu, iş adamları karşılıklı alışveriş yapsınlar. Amerikalılarla da, Almanlarla da, Çinlilerle de yapıyorlar. Herkesle yapsınlar. Fakat bunu içeriye İsrail düşmanlığı, Yahudi düşmanlığı olarak pazarlarsan bu ahlaksızlık olur. Mavi Marmara üzerinden oy toplamak için meydan meydan gezip, efendim Mavi Marmara şehitlerinin hesabını soracağız diye insanlardan oy toplayıp, el altından ve el üstünden İsrail hükümetiyle tarihin görülmemiş işbirliğini yaparsan, onun adı ikiyüzlülük olur, ilkesizlik, ahlaksızlık olur. Bunu yaptılar yıllarca. Yıllarca bundan dolayı oy topladılar. İnsanların duygularını sömürdüler. Kudüs Kudüs deyip bizi İsrail işbirlikçisi ilan ettiler. Hatırlarsınız. Meydanlarda Davutoğlu bunları, bu kin kusarak bu politikaları dile getirerek oy istedi. Şimdi Gazze'den dolayı İsrail ablukayı kaldırdı mı? Hayır. Abluka kalkmış gibi yarım yamalık bir şeyler söylüyorlar. Hayır. Külliyen yalan. Gazze ablukası olduğu gibi devam ediyor. Esneme bile yok. Türkiye'den giden yardımlar İsrail limanına iniyor. İsrail kendi kontrolü çerçevesinde yine ambargoyu uygulayıp Gazze'ye istediği malı gönderiyor ya da gitmesine izin veriyor ya da engelliyor. Abluka olduğu gibi denizden devam ediyor. Peki İsrail'den bir özür duyan oldu mu? Şartlardan biri buydu.
Mavi Marmara'da öldürülenler için özür dilenecekti. Duyan oldu mu? Yok. İşte bir tazminat meselesi var. Onu da işte 21 milyon dolar Türkiye'deki bir vakfa verilecekmiş. Zaten İsrail için eminim ki bu 21 milyon doları da belki Türk iş adamları vermiştir. Aman İsrail'le ilişkiler düzelsin diye. İsrail'in cebinden falan para da çıkmıyor. Emin olun. Fakat ya tuhaf bir şey var. İsrail'e küfür atılır. AKP şakşakçıları alkışlar. İsrail'le çok şükür anlaşması yapılır. Aynı şakşakçılar yine alkışlar. Nasıl bir durumdur bunu anlamak zor. Hiç mi sorgulanmayacak bu hükümetin ahlaksızlıkları? Rusya ile durum ortada. Biz savaş noktasına gelmiş iki ülke arasında krizi, tansiyonu düşürmek için parti olarak sorumluluk üstlendik ve görüşmeler yaptık o zaman. Vatan haini mi ilan edilmedik? Türk düşmanı mı ilan edilmedik? Efendim Rus işbirlikçisi mi ilan edilmedik? Hepsi duruyor da manşetlerinde. Ya şimdi bir milliyetçi partinin belediye başkanı ya. Düşen Rus uçağın pilotunun ailesine ev vermeye hazırız diye açıklama yaptı ya. Ya nasıl bir milliyetçisiniz siz? Hep diyorum ya çakma Çin malı bunlar. Arkadaş dün biz vatan hainiydik neredeyse. Yanlıştır Rus uçağı düşürülmemeliydi. Ruslarla gerilim doğru bir politika değil. Ekonomiyi vuracak dedik. E şimdi Antalyalı turizmci kan ağrıyor. Oteller bomboş. Ege sahilleri boş. Oradan Narinci'ye efendim sebze üreticisi, işçisi, inşaatçısı hepsi durmuş. İş yok. Bütün o sektör, bağlantılı 20 sektörü de etkiledi ve bu yıl turizm çöktü. Şimdi Kemer Belediye Başkanı Rus pilotun ailesine ev veriyor. Ya bunu biz söylesek var ya, vatandaşlıktan atılmıştık şimdi. İşte bunlar böyle ilkesiz, ahlaksız bir politika yürütüyorlar ya. Özür diledi, açıkça Putin'den özür diledi. Ya niye bu kadar kabadayılık yaptınız peki? Hani bir hikaye var ya, ağam araba hikayesi, burada anlatamam. Yani diyor ya, madem böyle yapacaktık bu kuru pastayı niye yedik o zaman diyor ya. Bunlarınki o misal. Suriye'ye 5 yıldır bu kadar Suriye'nin içini karıştıracak işler yapıyorsunuz. Şimdi Mısır'la Suriye'yle bizim o kadar da sorunumuz yok diyor. Ya peki bu kadar yakılıp yıkılan, ölen, sakat kalan, göç eden insan ne olacak? Ya bunlarla ilgili özür dileyecek misiniz mesela? Suriye halkının 3 milyonu, evet Türkiye'de de 10 milyondan fazla Suriye yurttaşı dünyanın değişik ülkelerine dağıldı ve ağırlık, sorumluluk sizin üzerinizdedir. Siz Suriye'nin içini bu kadar karıştırmasaydınız Suriye'deki iç savaş bu noktaya gelmeyecekti. Oradaki radikalleri beslemeseydiniz, desteklemeseydiniz, Özgür Suriye adı altında, efendim ılımlı muhalifler adı altında beslediğiniz çeteler Suriye'de bu kadar katliam yapmasaydı ne bu kadar savaş büyüyecekti, ne bu kadar insan göç edecekti Suriye'den, ne bu kadar şehirleri yakılıp yıkılacaktı. Şimdi çıkmış diyor ki bizim o kadar da sorunumuz yok aslında Suriye'yle. 5-6 yıldır peki gece gündüz Esad diye diye meydanlarda biz hesabını soracağız da diye diye meydanlarda oy toplayan kimdi ya? İnsan inanamıyor. Şaka gibi bunlar. Şaka hükümeti. Bir parodi olsa gülersiniz. Gerçekten komik. Ama ciddi, gerçek olunca gülemiyor da insan. Bunlar Davutoğlu'nun 10 yıldır bu ülkenin başına getirmediği kalmadı. Şimdi onu geçici işçi statüsünde olduğu için işten çıkarınca sanki her şey bitti. Unuttuk 10 yılı. Var mı öyle bir şey ya? Bunların hesabını vereceksiniz. Biz yıllardır bunların yanlış olduğunu anlattıkça siz bizi vatan haini ilan ettiniz ya. Peki biz o dönem vatan haini değil idiysek, ortada bir vatan hainliği var idiyse kimdir? Suriye ile savaşmayın, Suriye ile çatışmayın, oradaki radikalleri beslemeyin, yanlış yapıyorsunuz dediğimizde bize vatan haini diyenler acaba kendileri o dönem vatan hainliği yapmış olmasın mı? Birileri vatana ihanet etmişse onun biz olmadığımız ortaya çıktığına göre demek ki AKP'nin içerisinde bayağı bir vatan haini varmış. Bak 5 yılda ülkeyi nereden nereye getirdiler. Peki Mısır'la
problemin yok. Sisi darbe yaptı. Mursi, sizin desteklediğiniz Mursi işte, müebbet hapis cezasıyla yargılıyorlar. Her hafta ceza alıyor adam. Gıkınız çıkmıyor. Rabia Rabia diye oy topladınız. Şimdi Mısır'la sorunumuz da kalmadığına göre, Mısır'la da dost olduğumuza göre, bu kadar ölen yüz binlerce insanın vebali kimde o halde? Bu sorunun cevabının verilmesi lazım. Bak, Mısır'daki süreci tetikleyen de budur. Bizim bu saraydaki öylesine gaza gelmişti ki, ya burada yaptığı mitingler yetmiyordu artık, hatırlayın. Tunus'ta, Mısır'da miting yapıyordu ya. Lübnan'a miting yapmaya gidiyordu. Yeni İslam dünyasının halifesi benim diyordu. Artık birleştirici olan benim diyordu. Birileri buna gaz vermişti. Mursi'ye de bu gazla gittiler. Adamlar İran, Mısır'da seçim kazandılar. Bu yine gaz verdi. Alelacele anayasayı yap, işi sağlama bağla diye. O dönem İhvan-ı Müslüm yöneticileri daha sabırla, sakin bir şekilde Mısır'da dönüşümden yanaydılar. Bunlar yine arkanızdaydı, korkmayın dediler. Kimseyi de dinlemeyin. Bak, biz ülkemizde öyle yapıyoruz. Muhalefeti falan hiç dinlemeyin. Kendi bildiğiniz anayasayı yapın. Artık iktidarı ele geçirdiniz. Biz de arkanızdayız diye gaz verdiler. Ve Mısır yönetimi kalktı, kendi anayasasını yaptı. Ülke karışmaya başladı. Oysa bunların sözünü dinlemeseler belki Mısır'ın başına bunlar da gelmeyecek. Mursi'nin genelkurmay başkanı Sisi, Suudilerin de Batı'nın da desteğiyle darbe yaptı ve bunların desteklediği İhvan yönetimini hepsini içeri attı. Bak şimdi hepsi perişan, çoluk çocuk orada yargılanıyorlar, katledilenler, Rabia meydanında katledilen siviller, haddi hesabı yok. Ama çıkmış, hiçbir şey olmamış gibi, aslında diyor bizim Mısır'la ve Suriye'yle o kadar da ciddi sorunlarımız yok diyor. Bakın, bu ilkesizlikler sorgulanmazsa bu ülkenin başına daha çok büyük felaketler gelecek. İşte Şırna örnek verdi. Kendi ülkesinde bunu bu kadar rahatlıkla yapabilen biri kendi toplumuna artık en büyük zararı verme adayıdır. Türkler ve Türkiye'de yaşayan diğer kesimler hiç kendini güvende zannetmesin. Bak, bu adamın ayağı bir kaysın, Denizli'ye Şırnağ'ın aynısını yapar, Kütahya'ya aynısını yapar, gözünün yaşına bakmaz. Zannetmeyin ki sizi çok sevdiği için size bu şekilde davranır. Hiç alakası yok. İktidarını kaybetme tehlikesi doğduğu anda İzmir'i, Antalya'yı, Samsun'u, şurayı burayı gözden çıkarır. Bütün ülkeyi ateşe verebilir. Bundan kurtuluşun bir tane biricik yolu vardır. Halk el ele verecek. Bütün ezilenler, bu zulmü fark edenler el ele verecek ve buna karşı birlikte direnecekler. Boyun eğmeyecekler. Dokunulmazlıkları mı kaldırıyorlar? Kendileri bilir. Boyun eğmeyeceğiz. Belediyelere kayyum mu atıyor? Boyun eğmeyeceğiz. Kabul etmeyeceğiz. Yani sen doğrusun, sen haklısın, yağcılığına ve şakşakçılığına girmeyeceğiz. Yanlışın yanlış olduğunu her yerde söyleyeceğiz. Katilin katil olduğunu, hırsızın da hırsız olduğunu her yerde söylemeye devam edeceğiz. Tek yolu budur. Bütün dünyayla barışsa emin olun ülkesinde barışı kurmaz. Hesabına geliyor çünkü. Ne diyor? Vatan diyor ancak şehit kanıyla sulanırsa vatan olur. Yoksa tarladır diyor. Zannedersiniz ki bu topraklar tarihinde hiç savaş görmemiş. Zannedersiniz ki bu topraklarda hiç kan akmamış. İlk defa kan dökülüyor ve vatan yapmak için mecburen kan dökülecek. Ya bu topraklar dünyanın en kanlı toprakları. Ne tarlası ya? Bu topraklarda kanı olmayan medeniyet, imparatorluk yok. Dünyanın en kanlı topraklarında yaşıyoruz. Topraklarımızın altında petrolden çok kan vardır. İnsanoğlu var olduğundan beri bu topraklarda kan dökülüyor. Halen vatan olmamışsa Kürt'ün kanını bu topraklara dökerek mi vatan yapacaksın? Bu nasıl bir rezil anlayıştır ya? Vatan zaten vatan olmuş. Sen kendi iktidarın için kan döküyorsun. Herkesin bunu iyi görmesi lazım. Buralar zaten fazlasıyla kanlı topraklar olmuş. Başarılı yönetici, adaletli yönetici, saygı görecek yönetici, kansız bu topraklarda ortak vatana layık bir demokrasiyi kurabilen liderdir. Bunlar gibi kendi evlatları kumar masasında
Yoksulun evlatları Cudi'de, Gabar'da, operasyonda, nöbette, karakolda canlı verecek. Bakacaksınız asker polisin evlerine, şehit cenazelerine, hepsi fakir fukara. Bir gün bir tane Boğaz'daki bir villaya Türk bayrağı asılsaydı görseydik. Onların da evlatları canlı vermiş bu ülke için. Yok böyle bir şey. Ölen Kürt yoksul, ölen Türk yoksul, fakir fukara kanını dökecek, bunlara vatan yapacağız burayı. Bunlar da üstüne saray yapacak, çoluğuyla çocuğuyla zevk sefa içerisinde, israf içerisinde memleketi yiyecekler, çıkıp Müslümanlık gazı, Türklük gazı verecekler, şehit edebiyatıyla vatandaşın kanı canı üzerinden iktidarını sürdürecekler. Biz de buna sessiz kalacağız. İtiraz edeni bölücü terörist ilan edecekler, itiraz edeni vatan haini ilan edecekler, linç edecekler, kendi medya gücüyle, ele geçirdiği kamuoyu gücüyle linç ettirecekler. Aman kimsenin sesi çıkmasın diye de hepimiz pısıp oturacağız. Yok öyle bir şey. Hep dedik, HDP tek başına kalsa bile, yanımızda tek bir ittifakımız, dostumuz olması, tek bir HDP'li kalsak gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz. Asla buna boyun eğmeyeceğiz. Doğru bildiğimizden şaşmayacağız. Biz bu ülkenin, bu memleketin maddi değerlerini soyup, hırsızlayıp, gasp edip kendi hanemize geçirmek için siyaset yapmıyoruz. Her bir arkadaşım farklı siyasi mecralardan toplanarak bu partide buluştu. Kürdüz, Türküz, Türkmeniz, Arabız, Mahalliyiz, efendim Ermeniyiz, başörtülüyüz, Aleviyiz, Hristiyanız, Ezidiyiz, rengarengiz, Süryaniyiz, rengarenk bir grubuz. Derdimiz ne? Evlatlarımıza, çocuklarımıza özgür, barış içerisinde, huzur, güven içerisinde bir ülke bırakmak. Yoksa her bir arkadaşım kendi ilkelerini satılığa çıkarsa, şu meclis grubumuzun yarıdan fazlası bakan olmuştu şimdi. Ama şimdi hepsi mahkemelerde yargılanıyor. Hepsinin dokunulmazlıkları kaldırıldı, mahkemelerde yargılanıyorlar. Hırsızlık yapanların nerede olduğu belli. Ama bu bizim için onur, şeref madalyasıdır dedik ya. Başka türlü de düzelmez bu ülke. Hani sen yanmasan, ben yanmasam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Bunu birileri göze almak zorundaydı. HDP işte o partidir. Bedeli ne olursa olsun, biz ülkemizde adalet istiyoruz. Adil bir barış istiyoruz. Eşitliğe dayalı bir kardeşlik istiyoruz. Birlikte yaşam olacaksa onurlu, eşit bir birlikte yaşam istiyoruz. Bunu kabul etmeyen herkesle biz siyasi mücadelemizi yürütürüz. Şiddetle, bombayla, savaşla işimiz olmaz. Ama savaş ve çatışma yaşanırken de insan haklarına, hukuka, ahlaka aykırı her türlü durumunda karşısında oluruz. Bu bizim ilkelerimizdir. Zor koşullarda bu ilkelere sahip çıkmazsak, zaten barış görüşmelerinde, barış süreçlerinde bu ilkelere herkes kolay sahip çıkar. Dikkat edin, 2,5 yıl görüşmeler devam ederken herkes bizden daha barışçıydı. AKP'nin yalaka köşe yazarları her gün barış diye diye neredeyse hepsi apocu olmuş diyor. Doğru mu? Önemli olan bugünlerde barış diyebilmektir. O günlerde demek kolaydı. O günlerde barış diyeni baş tacı yapıyorlardı. Ama bugün insanlar ölürken barış diyemezsek, savaş belki 10 yıl, belki 20 yıl devam edecek. Belki bu ülke 50 yılda kendi ayakları üzerinde duramayacak. Biz varız diye bakın ülke dağılmıyor, iç savaş çıkmıyor. Biz varız diye. İnanın ki biz olmasak şu ülke 3 ayda Suriye'ye dönüşür. Biziz bunun tek emniyet süpabı biziz. Bütün bu farklılıklara rağmen, zor koşullara rağmen bu ahlaklı ilkeli duruşu savunan sadece biziz. Bakın Suriye'deki savaştan dolayı buraya göç etmek zorunda kalmış insanlarımız, kardeşlerimiz mevzusunda da en ahlaklı duruşu partimiz ortaya koydu. İlk günden beri mültecileri, aslında statüleri mülteci de değil, göçmenleri buraya kabul eden AKP hükümetinin insani bir nedenden çok siyasi bir neden güttüğünü söyledik. Ve nitekim ortaya çıktı. Birkaç amaçla kullanmak istedi Suriye'den göç edenleri. Birincisi, en çok Suriyeli'yi biz alırsak
bizim ülkemizdeki Suriyeli sayısı nedeniyle Suriye'nin iç işlerine müdahale etme hakkımız olur. Çünkü bizim topraklarımızda çok sayıda Suriyeli'yi misafir ettik diyeceğiz. O yüzden Suriye'de, Şam'a da, Halep'e de, Suriye'nin geleceğine dair de biz söz söyleyebiliriz diye Davutoğlu'nun bir fikri vardı. Ve o yüzden kapıları açtılar. İyi ki açtılar. İtirazımız yok. Savaş mağduru olmuş, evini barkını terk etmek zorunda kalmış insanlara sınırları kapatmak ahlaksızlıktır. Bir doğru politikaları bu oldu. Ama buradan elde etmek istedikleri amaç ahlaksızcaydı. İkincisi, bu mültecileri Türkiye içerisinde ucuz iş gücü, emek gücü olarak kullandılar. Üçüncüsü, Türkiye'deki demografik nüfus yapısını değiştirmek için kullandılar. Kullanmaya devam ediyorlar. Maraş, terörlerde olduğu gibi. Dördüncüsü, Avrupa'ya karşı şantaj olarak kullandılar. Avrupa'ya doğru kapılar açıp mültecileri Ege Denizi'nden ya da karadan Bulgaristan, Yunanistan sınırından oraya doğru sürüp Avrupa kendi yönlerinde diz çöksün diye bunları şantaj unsuru olarak kullandılar. Şimdi halen bundan bıkmış değil. Halen iç politika malzemesi olarak kullanıyor. Suriyelileri vatandaş yapacağız diye bir şey attı ortaya. Ya buna bir defa Cumhurbaşkanı kendisi karar veremez. Böyle bir yetkisi de yok. Cumhurbaşkanı yetkileri arasında birini vatandaş yapmak diye bir şey de yok. Çok güveniyorsan kendine, o referandumdan hep söz ediyorsun ya. Çok güveniyorsan buyurun referanduma götür bakalım. Halk ne düşünüyor? Halkı ikna etmeden, milliyetçiliği kışkırtarak bir kez daha Suriyeli kardeşlerimize karşı ırkçı şöven dalgayı büyüterek bu meseleyi çözemezsiniz. Bizim bakın somut önerilerimiz var. Bir defa iltica hukuku diye bir şey var. Mültecilerin yararlandığı uluslararası iltica mülteci hukuku diye bir şey var. Bunlar Suriyeli kardeşlerimiz bundan yararlanamıyorlar. Neden? Çünkü Türkiye'nin iltica mülteci sözleşmesine koyduğu bir çekince var. Batıdan gelenler, Avrupa'dan doğru gelenler iltica edebilir mültecidirler ama Türkiye'nin doğusundan gelenler mülteci sayılmazlar. Coğrafi bir sınır şerhi konulmuş anlaşmaya. Türkiye'nin bu şerhi kaldırması lazım. Çünkü mülteci olduğunuz zaman haklarınız olur. Ama şu anda bu insanlar mülteci değiller. Bakın Avrupa'ya iltica eden Türkiye'liler var. Kürt var, Türk var, Afganistanlı var. Oraya iltica ediyor. İltica başvurusunda bulunduğunuz anda mülteci hukukundan yararlanmaya başlıyorsunuz. Bir hakkınız, bir hukukunuz oluyor. Mülteci olarak kabul edildiğinizde de hakkınız, hukukunuz oluyor. Buradaki insanların hiçbir hakkı, hukuku yok. Hiçbir statüleri yok. Birincisi bu statüyü tanımamız lazım. Türkiye'nin bu çekinceyi kaldırması ve Suriye'den veya Türkiye'nin doğusundan gelenlere de iltica hakkı tanıması lazım. Başvurmak isteyenler mülteci statüsü almak istiyorum diye başvuru yapacak. Önce mülteci olarak bunlar kabul edilecek. Bunların insani koşullarda, yani böyle AFAD'a bağlı kamplarda değil, sizin bizim gibi yaşadığınız insani koşullarda yaşayabileceği yerleşim birimlerinin oluşturulması lazım. Mülteci kamplarında da değil, Türkiye'nin bütün bölgelerinde yaşayabilecekleri insani koşulların, sağlık, ücretsiz eğitim, ana dilde eğitim alabilecekleri koşulların yaratılması lazım. Mülteci hukukundan yararlandıkları sürece burada iş bulabilmeli, güvenceli işçi olarak çalışabilmeliler. Ve bütün bunları AFAD gibi sadece işte doğal afetlerle ilgilenmesi gereken bir kuruma devredemezsiniz. Bir göç bakanlığının kurulması lazım. Bu konuda kanun teklifleri var. Ortaklaşabiliriz ve bir göç veya göçmenler bakanlığı kurabiliriz. Çünkü bir mültecinin veya göçmenin Sağlık Bakanlığı ile işi var, Eğitim Bakanlığı ile işi var, Savunma Bakanlığı ile işi var, İçişleri Bakanlığı ile işi var, Adalet Bakanlığı ile işi var. Bütün bakanlıkları ilgilendiren işleri var. Bunların hepsinin AFAD tarafından koordine edilmesi mümkün değil. Bir genel müdürlüğün bunları yapabilmesi mümkün değil. Pratik işleyiş için bir bakanlık kurulabilir. Çünkü Türkiye göç güzergahıdır, göç yoludur. Her zaman ülkemizde göçmenler, mülteciler olacaktır. Bunların sorunlarını pratik çözebilecek bir göç bakanlığı, göçmenler bakanlığı kurulabilir. Bütçesi de çok rahat bir şekilde, örneğin TRT'ye aktarılan paydan bir miktar buraya aktarılabilir. Milli Piyango'ya, işte oraya aktarılan paylardan bir miktar göç bakanlığına aktarılabilir. TRT'deki yandaş yayıncılığı durdursanız yeter ya bu bakanlık için. Hadi hiçbir şeyi bırak. Bakın sadece bakanların bugünlerde temsil ve misafir ağırlama giderleri yayınlandı biliyorsunuz. Yüzlerce trilyon. Yani yaş pasta yemeseniz, çiçek almasanız bu bakanlığın bütçesi karşılanıyor ya.
Altın varaklı bardaklarda su içmeyi verin ya. Hırsızlığı biraz, israfı biraz kesseniz bunun gibi 10 tane bakanlık finanse edilir. Çok zor bir şey de değil. Ve bunlar bakın Göç Bakanlığı bünyesinde Türkiye genelinde iyi koordine edildikten ve iltica mülteci hakkı tanındıktan sonra arzu eden Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığına, vatandaşlığına başvuru yapabilir. Vatandaşlık kanunu belli. Bu kriterleri taşıyanlar da vatandaşlığa kabul edilir. Ben Suriyelileri vatandaş olarak alacağım, TOKİ'lere yerleştireceğim demek hangi hukuka, hangi kanuna, hangi programa uygundur ya? Adam çıkıyor bir laf atıyor ortaya. Suriyelileri vatandaş yapacağız, TOKİ'ye yerleştireceğiz. Bu kadar basit mi bu iş ya? İşte bu öngörüsüzlük değil sadece bakın. Toplumu yönetme biçimidir. Irkçılığı, milliyetçiliği kışkırtma, sürekli gereksiz gündemler yaratarak ana gündemden toplumu saptırma, sonuç almayan politikalar etrafında döndürüp dolaştırıp halkı çaresiz bıraktırma bilinçli politikasıdır. Efendim diyor aralarında avukatlar var, doktorlar var. Seçecek bir de yani. Haşa karpuz seçer gibi Suriyeli seçecek. Sen Suriyelinin diplomasıyla uğraşacağını önce kendi diplomanla bir uğraşsaydın onu bir çözseydin daha iyi olurdu. Ülkedeki gelir adaletsizliği, ülkedeki yoksulluk, işsizlik o kadar ciddi bir patlama noktasına gelmiş ki Suriyelileri vatandaş olarak alalım dediğinizde bir şövenizmi kışkırtacağınızı bilirsiniz. Bunu çok dikkatli bir politikayla ele almak zorundasınız. Çünkü bu ülkenin bakın gelir vergisi tüm vergiler içerisinde %20-25'e tekabül eder gelir vergisi. Ve bu gelir vergisinin tamamına yakınını neredeyse %95'ini çalışanlar, ücretliler maaşından öderler. Maaş alanlar yani işçi, memur, bu insanlar peşin vergi öder biliyorsunuz. Önce maaşınızdan vergiler kesilir, geri kalanın maaşı olarak size ödenir. Buna kaynakta kesinti denir. Yani gelir vergisi tüm vergiler içerisinde %20'ye 5'te 1'e tekabül eder ve sizin ödediğiniz vergiler de bu %20'nin neredeyse tamamıdır. Başka ülkede sanki kimsenin geliri yokmuş gibi gelir vergisini şahıslar ödüyor, çalışanlar. Kurumlar çok az ödüyor. %1'i büyük şirketler tarafından ödeniyor. Oysa ülkedeki gelirin neredeyse %80'i 100 civarında holding tarafından kazanılıyor. Ama bunların ödediği vergi bütün o gelir vergisinin %1'ine tekabül ediyor. Tüm verginin %1'ine tekabül ediyor. Şimdi bakın, ülkede gelir dağılımı adaletsiz, vergi dağılımı adaletsiz. Adalet sistemi adaletsiz. Balık baştan kokmuş, tuz kokmuş. Böyle bir ortamda siz işsizlik de bu kadar yüksekken hiçbir altyapıyı oluşturmadan biz 2-3 milyon Suriyeli yurttaş yapacağız dediğinizde orada işte kıyamet kopuyor. Bu iş ırkçılıkla, milliyetçilikle, şövenizmle falan çözülemez. Sakın ola ki sokakta gördüğünüz dilencilik yapmak zorunda kalan, orada efendim sokakta yatmak zorunda kalan Suriyelilere ırkçı bir gözle bakmayın. Sakın ola. Onların evlerini başına yıkanlardır bu işin müsebbibi. Ve bu işin kalıcı çözümü vatandaşlık falan değil. Suriye'de barıştır. Emin olun onun Suriye'deki en yoksul evi bizim kaldırımlarımızdan, caddelerimizden daha değerlidir onun için. Bizim kaldırımlarımızda, caddelerimizde yatacağına gidip Halep'te, Şam'ın varoşlarındaki yoksul mahallelerinde yaşamayı tercih ederler. Onların evini başına yıkanlar bunlardır. Davutoğlu'nun yanlış politikasıdır. Batı'nın yanlış politikasıdır. Esad'ın politikalarıdır. Bunlar şimdi liderler hiçbir sorumlulukları yokmuş gibi suçu günahı yine Suriyeli yurttaşların üstüne bırakacak politika izliyorlar. Buna hiç kimse asla taviz vermesin. Irkçılıkla, şövenizmle bu meseleye yaklaşamayız değerli kardeşlerim. Ben son olarak aramızda katı atık toplayıcıları var. O emekçi kardeşlerimiz divanda arkadaşlarımız belirttiler. Birçok sorunları var. Arkadaşlarımız meclis grubu olarak da Ankara İl Örgütümüz olarak da onlarla ilgileniyoruz. Çok görünmeyen bir sektörde emek harcıyorlar. Çöp toplayıcıları hem aslında geri dönüşüme önemli katkı sunuyorlar. Hem doğanın işte kirlenmemesine önemli katkı sunuyorlar. Fakat bunlar kazançları çok az olan insanlar, emekçiler. Asıl aracılar ve büyük şirketler bu işten büyük para kazanıyorlar. Fakat ne yazık ki bizlerin o sokakta gördüğümüz, şahit olduğumuz çöpten ekmeğini çıkaran insanlar sosyal güvenceye sahip değiller. Garantili bir
işte maaşları yok, sigortaları yok ve çoğu zaman da yadırganırlar. Oysa ki hani sanki bizim ekmeğimizi çalıyor gibi davranıyor bazı belediyeler ve bazı büyük şirketler. Böyle davranan varsa buyursun kendileri de o işi yapsınlar. Ama bu işi yapanları da horlamasınlar, hor görmesinler. Alnının teriyle helal lokma kazanan insanlardır. Ve sosyal güvence, güvenceli iş hakkı ve güvenlikli iş hakkı olsun diye de bir mücadele yürütüyorlar. Meclis grubumuzda, Merkez Yürütme Kurulu'ndan arkadaşlarımız da zaten onlarla ilgileniyorlar. Son olarak onlara da hem hoş geldiniz hem başarı dileklerimi ileteyim. Tüm meclisteki bu haftaki çalışmalarda milletvekili arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.